Şimdi gelen tepki böyle. Bir konuk ağırlayalım. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizi bekliyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın Cansın Hanım, iyi yayınlar diliyorum ve gerçekten az önceki gördüğümüz videolardan sonra elimizden geldiğince güzel bir yayın gerçekleştirmeye çalışacağız. Ancak manzara hiç de iç açıcı değil ve her geçen günde sosyal medya, gençlik, Z kuşağı, alfa kuşağı çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Zehirlenmiş bir gençlik ne yazık ki hocam, TikTok gibi sosyal paylaşım ağlarıyla ortaya çıkıyor. Evet, ama şöyle bir durum var. Şimdi biz bu haberin içeriğine bakarken bu açıklamaların ardından mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Kendimi yaşlı hissettim. TikTok denilen uygulamayı duymuştum ama inanın nereden yüklenir, nasıl açılır, orada neler yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Eminim seyircilerimiz arasında da vardır bu. Bu TikTok nedir? Ne gibi zararları olabilir gençlerimize ya da yeni yetişen nesle? Yani biz biliyoruz ki o internet ortamında ebeveynlerin açılmaması gereken siteler için kilit koydukları dönemleri ya da bunları yapmaları gerektiğini, bu TikTok da ona benzer bir şey mi? Nedir bu? Evet, kesinlikle. Zaten geçtiğimiz hafta, ondan önceki hafta yine ATV'de aslında ana haber bülteninde bu konulara üzerine geldik, üzerine vurguladık. 2018 yılında dünya genelinde popüler bir hale gelmiş Çin menşeili bir sosyal paylaşım ağından bahsediyoruz. Komik ve eğlenceli videoların dudak eşleştirilmesi esasına göre seslendirilmesine dayanan bir uygulama. Özellikle dünya genelinde 150'nin üzerinde ülkede kullanıldığını görüyoruz ve 1,5 milyar indirmeyi geçmiş durumda. Uygulama Çin tarafından geliştiriliyor ama dikkatimizi çekmemiz gereken nokta en başta Hindistan'ın bu sosyal paylaşım ağını yoğun şekilde kullandığı, ikinci de inanmayacaksınız ama Amerika Birleşik Devletleri'nin en yoğun TikTok kullanıcısı olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'de bu noktada geride kalmamış, 30 milyona yakın kullanıcısıyla da Türkiye 3. sırada bulunuyor. Yani TikTok Hindistan, Amerika'dan sonra Türkiye'de en yoğun kullanılan sosyal paylaşım ağı olmuş durumda. YouTube'dan sonra en yoğun biz TikTok'u kullanıyoruz. Ebeveynler, anneler, babalar ya da X kuşağı, Y kuşağı dediğimiz nesil neden bilmiyor bunu? Çünkü biz diğer sosyal paylaşım ağlarını yoğun şekilde kullandığımız için buradaki tehditleri, tehlikeleri göremiyoruz. Dudak eşleştirmesi esasına dayanan bu videoların masumane bir şekilde var olduğunu düşünüyoruz. Hepsinin Facebook gibi, Instagram gibi içeriklerle karşı karşıya kaldığını düşünüyoruz. Halbuki böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü TikTok kullanıcıların özellikle %66'sının 30 yaşından küçük olduğu görülüyor istatistiklerde. Yine Amerika'da aylık aktif kullanıcıların %60'ının 16 yaş ve 24 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Yani tamamen gençleri aslında merkeze alan bir yapı. Ve az önce Cansın Hanım siz bir şey söylediniz. Dediniz ki yani ben kendimi yaşlı hissettim dediniz. Bakın saat 2 ile 5 aralığında kriminal zaman dilimi vardır. Kriminal zaman dilimi özellikle bu videoların yoğun şekilde ortaya çıktığı, çocuk istismarı, cinsel istismar, pedofili ve sapkın davranışların ortaya çıktığı bir yapıdır. İnanın ben 2 ile 5 aralığında bu videoların hepsini tek tek izledim ve gördüğüm manzara karşısında o kadar fazla uygulama çıktı ki Cansın Hanım. Ben artık inanın bakın bunu tüm seyircilerimize içtenlikle söylüyorum. TikTok benim için artık çok masumane bir sosyal paylaşım ağı. Bunu mecazi olarak söylüyorum. Yanlış hocam, anlaşılmasın. Hocam önümüzdeki TikTok günlerde muhtemeldir ki mecliste de gündeme gelecek gibi gözüküyor. Çünkü sizden önce MHP'den gelen o tepkiyi de paylaştık. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Hazır sizinle konuşurken gelmiş olması da iyi oldu. İnternet kafeler 1 Temmuz'da açılıyor. Yeni normalle birlikte gelen bir son dakika bilgisi bu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelge. Maskesiz girilmeyecek o alanlara. Maske internet kafenin içerisindeyken de çıkarılmayacak efendim. Yeni normalle birlikte 1 Temmuz'da internet kafeler açılıyor. Bu konuyla ilgili de isterseniz üzerine hazır siz yayındayken konuşalım. Umuyorum gereken denetleme gerçekleştirilir. Kimlik kontrolleri sağlanır, yaş kontrolleri sağlanır ve arkadaşlarımız o şekilde alınır. Çünkü özellikle mahalle aralarında gördüğümüz internet kafeler hakikaten her anlamda büyük sorunları beraberinde getiriyor. Sadece arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin orada oyun oynaması ya da sosyal paylaşım ağlarına girmesi değil efendim mesele. Mesele onun çevresinde var olan etmenler. Yani fiziki çevrenin etrafında yer alan, özellikle çocukları zehirleyecek türde, efendim işte istismara varacak yönde ya da işte
eroin, kokain ve benzeri uyuşturucu malzemelerinin de bu tarz ortamların etrafında satıldığını çokça şahit olduk. Bununla ilgili çok da haberler de biliyorsunuz ortaya çıktı. Bu konuda da lütfen ebeveynlerimizi dikkatini çekmek istiyorum. Yani evet. Çocuğu efendim işte ben internet kafeye yönlendiriyorum. İşte gitsin orada istediği gibi oynasın değil. Hayır efendim. Burada aslında bizlere çok büyük görev ve sorumluluk var. Elbette ki devletimiz üstüne düşen görev ve sorumlulukla yapıyor. Ne oldu? Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığımız bir sosyal medya kullanım kılavuzu hazırladı. Ve işin uzmanlarıyla bunu hazırladı. Nacizane ben de elimden gelen katkıyı bu rehbere sundum. Dolayısıyla Cansın Hanım, devlet elinden geleni yapıyor ama burada aileler, ebeveynlere de çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bunu da söylememiz lazım. Hocam. Yani onlarla birlikte biz bu sosyal paylaşım ağlarını kullanmalıyız. Onları kendi haline terk etmeyelim. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. En azından ebeveynleri de bu noktada uyarmış olduk. Önemli bir konu çünkü. Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikteydi. Bu son dakika gelişmesiyle ilgili daha fazla detay